O yüzden de hemen sizle başlayayım. Ben iyice böyle tam gelmişiz, ayağınızın tozuyla olmuş olsun. Evet. Ya şimdi biraz önce Hakan Başa, Ligiana ve Sina Afro'ya da benzer soruları sordum. Birbirine bağlantılı olsun. Çünkü onlara şunu dedim. Yani sonuçta e-ticarette bundan sonra ne olacaktı konuşmamız? Ve işte Sina biraz daha orada yani yaratıcı fikirler burada geliyor olacaktır. İşte pazarlarında fırsat var dedi. Ama her ikisi de mevcut modellerde e-ticarete hala bir gelecek öykünü çok net söylüyorlar. PNG olarak sizin e-ticarete bakışınızla ilgili bu alanı bir değerlendirmenizi istesek nasıl olur? Çünkü benim gördüğüm kadarıyla sizin ciddi bir ilginiz var ve ciddi işbirlikleriniz var. Yani o yüzden de bunu bir sizin bakışınızla almak çok değerli olur. Çok teşekkürler. Öncelikle özür dilerim herkesten. O kadar büyük bir katılım var ki ben, ki dışarıda da bir bu kadar insan var. Ben hala break devam ediyor zannettim. Dışarıdaki kalabalığı görünce. Gerçekten bu inanılmaz. Tabii ki ben son dönemde bazı konferanslara katıldım konuşmacı olarak. Bu kadar kalabalık bir konferans en azından son bir ay içinde görmedim İstanbul'da. Sağ ol, sağ ol. Bu da hakikaten hem sizin başarınız hem de sektörün ne kadar dinamik ve canlı olduğunu gösteriyor. Biz PNG olarak sonuçta dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri üreten firmasıyız. 180 yıla yakın bir geçmişimiz var. Bu anlamda da bu perakendenin özellikle e-ticaretin gelişimine en başından beri çok yakinen takip ediyoruz. Türkiye'de de aşağı yukarı 6 yıldır kurduğumuz bir e-business diyoruz biz ona. E-iş takımımız var. Hem satış hem de pazarlamayı iç içe barındıran. Ve bununla hem dünyayı takip ediyoruz ki PNG'nin o konudaki dünyada da öncülükleri var. Hem de Türkiye'de bu konuda bir belki de bir katalizör olmaya çalışıyoruz. Çünkü alışverişçi de ciddi olarak bu yöne bir kayış var. Biz de PNG olarak en önemli her zaman fokusumuz alışverişçi, tüketici ve alışverişçi. Alışverişçi, tüketici neredeyse biz orada olmak istiyoruz. Bu kanaldaki gelişim de tabii çok çok yüksek. E-ticaret bizim şu anda en hızlı gelişen kanalımız. Bunu size söyleyebilirim rahatlıkla. Avrupa'ya baktığımızda da biz de Avrupa bölgesindeyiz PNG olarak. En hızlı bu konuda gelişen bölgeyiz. Bu da bizi şu anda Avrupa'da 4. yapıyor. Avrupa'da 8 tane ayrı ülke grubu var. Bizim PNG e-ticaret iş büyüklüğümüz Avrupa'da 4. Yani wow. Pek çok Avrupa ülkesinin de önündeyiz. İlk 3 kimdir acaba? İlk 3 aklınız var mıdır böyle çok hızlı? Yani ilk 3 İngiltere, Almanya, Fransa. İngiltere, Almanya ve bizim Fransa Benelux dediğimiz. Bu üçünden sonra hatta yani ülke ülke ayırırsak biz Hollanda'nın da önündeyiz. Benim ama, için kabul bu arada. Bayağı güzel bir siyer. Bence İngiltere, Almanya'ya geçelim diye bir iddiam yoksa da yani olmasa da olur. Sıkıntı değil yani. Çünkü e-ticarette onlarla ciddi bir şey var ama PNG'nin hakikaten Türkiye'de bu kadar e-ticaret tarafında yani bu ülkelerle yarışıyor olması sanırım globalde bayağı bir biraz alışverişçinin yani. Şey. Türkiye'de aşağı yukarı %50'nin internet erişimi var ama gençlerde bu oran %70'e çıkıyor. İşte 38 milyon ulaşım internet erişeni var ama bunun zannediyorum rakam da çok değişiyor. 14 milyon civarında e-alışverişçi var. Buna çok yakın bir kitlemiz var. İşte bazı bariyerler, diğer ülkelerdeki bariyerler Türkiye'de yok. Mesela kredi kartına daha fazla bir güven var. Bizim lojistik sistemimiz çoğu ülkeden daha iyi. Kargo sistemimiz, ulaşım sistemimiz. Şehirleşme, Türkiye Avrupa'da şu anda en yüksek şehirleşme oranlarından birine ulaştı. Bu da şehirleşme olunca da bu kanala olan kayış artıyor. Trafikten, mobilite problemlerinden dolayı çok ciddi bu kanala bir kayış var. Bunları böyle vakit de sınırlı olduğu için ben değerli diğer katılımcıların da sen demin şey dedin ya İngiltere'ye herhangi bir şekilde geçmek başarı diye biz PNG ile bir konuşma yapıyorduk. PNG'nin official store olarak İngiltere'den daha iyi Türkiye'nin official store'u. Ki İngiltere yani? eBay Türkiye eBay'in yaklaşık 35 katı ama official store olarak PNG store olarak İngiltere'nin cirosu Türkiye'den daha düşük. Abi bu enteresan bir data ama ben bunu şimdi bizim ekip şu anda da böyle buralarına salya akarak bakıyor şimdi anlamak için neden bahsediyorlar diye. Yardımcı olacağım ben şimdi size. Çünkü haber yazıyorlar bir yandan. Detayını veririz bunu. Şimdi bizim ekibin aklına şöyle, şimdi o cümle şöyle geliyor oraya.
P&G'nin store'u İngiltere'nin daha üstünde ama İngiltere pazarsa 35 katı, bizim yazan arkadaşlar böyle kalıyorlar bir anda. Nasıl oluyor diye. Şimdi başlayalım. P&G'nin official store'u dediğinde neyi tanımlamış oluyorsun bizim, bana? Bizim gitti gidiyor içerisinde P&G'nin official store'u var. Resmi mağazası var. Tamam. eBay bazında konuşuyoruz şu anda. Evet, eBay Türkiye içerisinde, gitti gidiyor içerisinde bir resmi mağazamız var P&G'nin. Hatta bir 5-6 tane var. Bunların toplamı İngiltere'de aynı şeyin toplamından daha fazla. Çünkü biz çok daha iyi menaj ediyoruz. Çalışıyor orada da. Aynen öyle çalışıyorlar. Evet. Vay. Ya bu konuda öncüyüz diyebiliriz. Gitti gidiyorla olan ortaklığımız Türkiye'deki. eBay şeyine bakarsanız P&G'nin en yüksek ciro yapan official store'u Türkiye'de. İnanılmaz. Bu arada 30, yani İngiltere pazarı Türkiye pazarında 35 kat daha büyük. Daha fazla, burada evet. Almış olduk. Ama P&G'nin official store'u eBay'de Türkiye'de daha yüksek gidiyor. Peki bu, yani biraz önce birkaç şey saydınız aslında, yani mobiliteyi söylediniz, işte belli başlı diğer kriterleri söylediniz ama yani bunun arkasındaki etkenler nelerdir sizce? Yani bunların dışında var mı eklemek istedikleriniz? Dediğim gibi biz alışverişçi patrondur zihniyetine sahip olduğumuz alışverişçi takip ediyoruz. O anlamda belki P&G olarak biraz daha erken girmiş olabiliriz. Rekabete göre diyeyim, kendi rekabetimize göre. Bizim normaldeki pazar paylarımız e-ticarette daha yüksek. Normal perakendeye göre biraz daha erken, biraz daha erken yetkinliklere yatırım yaptık belki de. Hatta buradan bazı yetişen arkadaşlarım şimdi Avrupa'da sorumlu görevlerde. Emre Bey'i tanıyorsunuz. O anlamda biz iyi hissediyoruz kendimizi ama çok dinamik bir hareket alanı. Sürekli her şey değişiyor. O anlamda da hep böyle bir yetişme şeyinde. Geri kalmama korkusu içinde bizi aslında motive de ediyor sektörümü gelişimi. Şimdi biraz da şuraya doğru bir döneceğim çünkü bir şey soracağım. Şu anda yani sen de cevap vereceksin büyük olsa aynı şeyi ama ben şuraya bir geleceğim çünkü neden? Ben zamanında işte P&G'deki arkadaşlarımızla sohbet ederken tamamen bayağı böyle iyi niyetle bir şeyi merak ettim ve sordum. Dedim sizde niye böyle bu kadar e-ticarete bir ilgi var dedim. Arkadaşlar bana şey dediler, sen birkaç tane böyle çoklu kategoride satış yapan e-ticaret sitesine girip bir best seller ürünlere baktın mı sen hiç dedi bana. Bu tabii birkaç yıl önce olacağım ya, yani. Bu kadar cahil değil ya, yani. Bugün değil yani bu birkaç yıl önce olan bir şey. Ve ben şoka girmiştim orada yani hakikaten inanılmaz talep var. Zamanında bunu şu anda burada anmakta bence bir sıkıntı yok galiba ama sizin Limango zamanlarınızda da 6-7 sene önce olmuştu. Zaten Emre ile bir evet. işbirliğine başlamıştı. Evet. Bu kasa önü ürünlerle başlamıştı. Evet. O da success story olmuştu. Tam son çıkışta check-out tarafında. Aynen kasa önünde böyle hakikaten moda ile ilgili ürün alırken gidip pil satmaya başladık. Evet. O pil satışları hatta sizin tarafınıza çok beğenilmişti. Uluslararası başarıya kadar götürmüştü. Emre de o yüzden belki şu anda headquarters'a gitmiş olabilir. Hızlı al içindeki bu dağılım nedir şu anda mesela? Oradan onu soracaktım sana. Yani sizde mesela hızlı tüketim ürünleri demek bunlara herhalde daha doğru olacak değil mi? Aynen. Yani perakende demekten ziyade hızlı tüketim ürünleri demek daha doğru evet. olacak burada. Sizdeki dağılım yani aklımda mı da çok doğaçlama sordum şu anda ama. Yani şöyle ciro olarak sesim geliyor galiba. Geliyor. Ciro olarak oldukça düşük. Yani gelir tarafı olarak şu anda çok radarımızda olacak kadar büyük bir yer değil. Hem kar marjı itibariyle hem de cirosu itibariyle. Ama geçen senelere kıyasladığımız zaman en hızlı büyüyen kategorilerin başında geliyor. FMCG tarafı. Kaan bulmuşken orada, kar marjını sıkıştırabiliriz şu anda canlı yayında. Yani işte yani Türkiye'de bu konferansları ben çok seviyorum. Bize de kimse aşık olmadığı için gelmediğine göre bu buralarda bence bazı çomaklar sokmamız lazım kovanlara ki hep birlikte daha fazla düşünmeye bir şekilde gayret edelim. Burada da bir bilgi paylaşmamda fayda var. Yani izleyicilerimizin, yani bu arada canlı yayınlandığını tekrar altını çizmiş olayım. Her konuşmacımıza bunu söylüyorum. Şu anda Webrazio'dan canlı yayınlanıyor. Yani birkaç bin kişi de orada izliyor çok büyük olasılıkla. Tanıyorlar değil mi? Ben şu bilgi vermiş olayım. Bunda da herhalde bir sıkıntı yok. Biraz önce Öget'in Limango geçmiş söylediğim gibi. Kaan da yıllarca hepsi buradanın genel müdürüydü bu arada. Yani şimdi böyle bir konuda var. O yüzden yani yıllardır e-ticaret içinde olan ve 98 yılından. 98 yılı. Hatta hepsi böyle kurucu kurucu ortağı. Kurucularından biriydin. Yani o yüzden buradaki o değişimi çok net görüyor olduğunu biliyorum. Yani burada mesela sizdeki örnek veriyorum. Yani sizin de mesela şirket olarak şu an çok fazla bu alana bir itme yapmadığınız için mi acaba sizde bunun oranı düşük kaldı yoksa yok, bu daha çok orada satılan ürünlerin fiyatlarıyla ilgili bir konu.
Elektronik ürünlerin fiyatları daha pahalı olduğu için, orada talep de daha çok olduğu için açıkçası bizdeki talep Allah daha fazla. Evet, yoksa buraya talep yok asla demiyorum. Ciddi bir talep var hatta. Ama burada tabii bizim bazı dezavantajlarımız var. Özellikle Migros'a veya işte klasik perakendeye karşı. Onlar işte teslimat sözü verebiliyorlar, ücretsiz kargo yapabiliyorlar. Bizim için bunları yapmak biraz daha zor. Biz de biraz o yüzden fiyatla veya başka bir convenience'la rekabet ediyoruz. Ama işte diyorum ya, bence Türkiye'de ticareti en baştan düşünmemiz gereken bir noktaya geldik gibi görünüyor. Çünkü satışların hepsi çok iyi gibi görünse de, yani işte P&G ile veya diğer şirketlerle, elektronik şirketler de sayabilirim bunların yanı sıra, hepsiyle rekorlar kırıyor olsak bile eninde sonunda baktığımız zaman bu sektör para kazanmıyor. Yani herkese rekor kırdırıyoruz ama kendimiz bir rekor kırmıyoruz gibi görünüyor. Çünkü senelerce sorun şuydu. Biz hep diyorduk ki internet niye büyümüyor? Çünkü yeterince internete bağlanan insan yok. Peki bu kırıldı. Sonra dedik ki niye büyümüyor? Çünkü işte internette Türkçe content yok. Peki hepsi var. İşte ama alışveriş yapan insan sayısı az falan filan derken işte böyle 10 yıllar geçti. Şimdi görüyoruz ki ciddi bir fırsat varsa çok ciddi talepler alıyoruz. Evet. Yani Türkiye'de yani yer yerinden oynatacak bir satış potansiyeli yakalamak mümkün. Ama bu potansiyeli sadece biz indirim siteleriyle, yani işte Markov'un ile ve onların furyasıyla başlayan indirim siteleriyle veya kendi yaptığımız devasa indirimlerle biz bu sektörü şu anda sallıyoruz. Ama bu işlerin rutin bir günde bile büyük cirolar yaptığı zamanı görmek çok önemli. Şu anda henüz orada değiliz. Neden? Çünkü e-ticaret sektörü yeteri kadar katma değer yaratmıyor. Biz bu yıllardır bu işi yapıyoruz diyoruz ama yıllardır yeterince iyi yapmadık demek ki. Şu anda o potansiyeli biz göremiyoruz. Yani evet, büyük potansiyeli var ama hala işte düşük marjı, olmayan marj, hatta sektörün çoğu zararda. Ama işte satış rekoru kırıyoruz falan. Yani bunu, buradaki ikilemi önümüzdeki dönemde e-ticaret sektörünün çözüyor olması lazım. Orada da işte aslında senin konunun başlığı devreye giriyor. Bu işi yapanlar e-ticaretçi olarak adlandırılıyorlardı. Bu ne demekse çok bir anlamı yok aslında yani. Yani e-ticaretçi ne demek yani? Sonuçta biz perakendeciyiz. Ama yıllardır biz ne olduğumuzun da farkında da değildik. Şimdi perakendeci değilsen müşterini önemsemiyorsun. Belki kendine bir katalog sitesi olarak bakıyorsun. Ve sektörün istenildiği kadar gelişimine de aslında katkıda bulunamıyorsun. Sektör birazcık geliştiyse de indirimle mal satabildiğin için de aslında bir şey yaptığını varsayıyorsun. Şimdi biz gerçek anlamda perakendeciye dönüşmek zorundayız. Bu aslında son iki senedir gerçekleşiyor. Yani Türkiye'de internet işi yapanların genel anlamda perakendeci kökeninden gelmiyor olması bu sektörün yeterince istenildiği gibi büyümesini çok engelledi. Yani hem biz bu işi doğru yapmadık hem de bizim bildiğimiz bu işi çok iyi bilen klasik perakendeciler de bu sektöre yatırım yapmadılar. Öyle olmadığı için aslında yeterince iyi büyümedi. Şimdi herkes bu işi aslında çok iyi öğrendi. Orta topluyoruz gibi geliyor aslında. Yani tabii yani biz şey perakendeci yani. Olmamız gerektiğini anladık. Bu işi çözdük. Bunun dinamiklerini çalışıyoruz. Müşterinin tek önemli şey olduğunu anladık hayatımızda. Perakendeciler internetin önemini kavradı. Derken artık sektör, işte Sina'nın da biraz dediği gibi önümüzdeki iki sene bir normalleşme süreci olacak gibi görünüyor. Yani biz daha çok satış rekoru kırma peşinde değiliz artık. Müşterinin doğru fiyattan mal alacağı bir marka değeri yaratabildik mi? Hem şirketlerimiz olarak hem de internet şirketleri olarak. Bunu yaratamadıysak işte indirimi satıp herkesi memnun etmeye devam edeceğiz. Kendimiz hariç bunu yaratabildiysek de ille de yatırım almadan, yani yurt dışına yatırım dualarında çıkmadan kendi finansmanımızla da büyümenin yolunu bulacağız bir yönü. Size bir sorum olacak ama önce ÖGT'e sana sorduğumun aynısını yönelteyim. Gidiyor içinde. Çünkü sen biraz önce deyince bana işte P&G'nin İngiltere'deki mağaza, bizdeki mağaza, onların mağaza kıyaslamasında daha yüksek. Sizde nedir bunun şeyi, oranı var mı aklında? Ben sana biraz rakam vereyim. Seviyorsun çok, sen rakamı. Ben rakam seviyorum ya. Evet. Biz, rakam çünkü böyle konferansta tweetleniyor, merak ediliyor, şey oluyor, haberlere güzel uyuyor. 2010... Bir de rakam fakiriz biz memlekette. Çok fazla çıkmaz ya böyle, paylaşılmaz falan. 2014'ün ortasına itibaren biz işte bu cadde platformuyla beraber resmi mağazaları onboard etmeye başladık ve FMCG'nin önde gelen markaları da bizim bu platformumuzda yer almaya başladı. Ve onlarla dirsek temasını çok arttırdık. Özel kampanyalar yaptık, özel ürünler yaptık, bundling'ler yaptık, altyapı çalışmaları yaptık, özel database paylaşımları yaptık, kapalı kitleye bir sürü proje yaptık ve 2015'in başından itibaren, hani bunun P&G'nin de rakamlarını vereceğim, biz
Gitti gidiyor olarak yüzde işte 56, 55, 58 bandında büyümeler geçirdik 3 çeyrekte. Hı. FMCG'ye baktığımız zaman o da işte 60, 70, 80'lerde bizle beraber büyüdü. P&G'nin artışı çok enteresan bizim içimizde. Quarter 1'de %25 arttı. Desteklemeye başladık. Çok güzel kampanyalar yaptık. %80 arttı. Son quarter %305 arttı. Wow. Ve onu konuşuyorduk zaten beraber yemeği. Daha ne kadar arttırız diye. Bununla beraber de bizim bağlı olduğumuz Güney Avrupa bölgesi dedi ki ya siz bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Gelin İtalya, Fransa ve İspanya'nın P&G işlerini siz yönetin dedi. İşte Emre ile şimdi bu işe başlıyoruz. Gitti gidiyor olarak bütün bu EEC bölgesini biz yönetmeye başlayacağız P&G ile beraber. Vay çok iyiymiş ya. Takdir ettim. Sayıların hiçbirini tabii bizimkiler not alamadılar şu anda. Öyle gene. Ben veririm. Bizimkiler özel işe başladı. Aa, süper. Şimdi senin söylediğin hani bu şey vardı ya. İşte belli bir ya, bugüne kadarki gelinen nokta ve bundan sonrasını falan böyle bir değerlendirirken şu cümleyi kullandın ya. Bir dönem şeyden şikayet ediyorduk. İşte yeterli online buyer yok. Fazla online satılan insan yok diyorduk dedin ya. Ya sonuçta evet bunların hepsi yavaş yavaş bir noktaya geliyor. Ve sonuçta bugün sabahleyin mesela erken saatlerde ilk oturumlardan bir tanesi şeyle konuşurken Turkcell'den Murat Bey'le konuşurken dedi ki bizim 35 milyon müşterimiz var dedi. 5,5 milyon dijital müşterimiz dedi. Zaten dedim yani hep şeye geliyoruz. Günün sonunda geldiğimiz nokta hep şu oluyor. O 5,5-6 hep sayı bu farkındaysanız. Yani değişmiyoruz. Bazen bir 8-9 diyor birkaç şirket ama yani günün sonunda realite Türkiye'deki online buyer adedi 5,5-6 deniyor. Mesela sizlerde burada bir değişim var mı? Yani şu anda aklınızda yoktu çok ya bir anda hop diye sorduğum için yani bu mudur hala sayı yoksa artık yok abi 8-9-10 görmeye başladık insan ya, olarak. Ben tekil... gitti gidiyorum rakamlarını vereyim istiyorsan. Bizim aylık 33 milyon üzerinde trafiğimiz var. Bunun yarısı tekil kullanıcı. Aktif alıcı diye tabir ettiğimiz son bir senede alışveriş yapan 3 milyon üzerinde insan var bizim sitemiz üzerinde. Son bir senede? Son bir senede aktif olan bir, en az bir kere alışveriş yapmış 3 milyon üzerinde müşterimiz var bizim. Sizde ne durmadır? Aklında mıdır? Yani bizim işte günde yaklaşık 2000 tekil müşterimiz var diye hesaplarsan işte ayda 60-55 bin civarında bir tekil cariden üyeden bahsedebiliriz. Ama ilk sorun daha önemli. Bu rakam artıyor mu sorusuna gelmek lazım. Bence artıyor. Çünkü mesela bizim özelimizde her ay bir alışveriş yapan tekil müşterinin yaklaşık %35-40'ı ilk defa sipariş veriyor. Şimdi biz belki büyüyoruz diyebiliriz hani hızla büyüdüğü için böyle bir yeni tekil cirosu görüyor olabiliriz. Ama bu sadece bir özelliği büyük ihtimalle sizde de aynen. Hani belli bir yüzde de yeni artan müşteri vardır. 25-30 bandına oturdu ilk defa yani alışveriş yapan. Yani Hepsi.com'da da belki biraz daha düşük ama yine bir rakam görüyor veya Moripod şirketlerinde de yine bir rakam görüyoruz. Yani aslında her ay e-ticarete yeni bir dünya katılıyor. Dolayısıyla bence artık o bizim dediğimiz rakamları aşmış olmamız lazım. Onlar bir sene önceki rakamlar kaldı. Ama işte yine konu bu yetiyor mu? Bu yetmiyor. Bunun çok çok daha büyüğünü hedefliyor olmak lazım. Onun için de yapmak lazım. O apayrı bir tartışma konusu olur herhalde. İsim vermeden bir şey paylaşacağım. Yine işte P&G ile konuşurken ben şey demiştim. Yani neden e-ticaret? Tamam o büyümeler falan bir tarafa. Dediler ki yerler bizim şu an dediler böyle en büyük zincirleri düşün. Bunlar dediler bizim toplam P&G hacmi içinde işte uyduruyorum rakamı şu anda. En büyük zincirin bizim hacmimizin içindeki oranı atıyorum işte rakama %5 olsun. İnternetin ki %2 yere vurdu gibisinden. Rakamlara doğru değilim şu anda. Yani aklımda kalan şeyleri söylemeye çalışıyorum. Bir de kapalı konuşmaya çalıştığım için şu anda marka zikretmeyeyim falan diye ama buydu. Ve ben etkilenmiştim bundan. Çünkü yani çok büyük bir gerçek offline bir zincir. Bir tarafta da burada belki onu yöneten bilmem kaç yüz kişinin dışında çok daha nispeten küçük bir operasyon yürüyen bir iletişim operasyonu var.
Son kez şunu söyleyeyim, biraz da ortaya sormuş olayım. Yani bir şey söyleyeceğim abi ki sana. Bu tabii e-ticaret gibi bakmamak lazım. Biz esasında FMCG omnichannel'a taşıyoruz. Yani müşterilerin her ulaşabileceği yerde biz bu standart ürünleri... Bunun altını sen de çizdin aslında. Yani genelde artık online, offline ayrımını kaldırmak istiyorsunuz. Yani. Evet, bunu yaptığın zaman ya yani one click'te insanlar alışveriş yapabildiği zaman zaten standart ürünler çok ciddi katkı sağlayabiliyoruz o müşterilere. Soruyu o zaman sorayım çünkü aynı şey söylüyorum. Ben diyecektim ki e-ticaretin büyümesinde bundan sonrası için böyle gördüğünüz en büyük trend nedir diyecektim. Oradan başlayıp bir gireyim. Sen çünkü galiba biraz daha böyle online offline birleşmesi gibi söyleyeceksin gibi hissettim. Geliyorum, oradan başlıyorum. İstiyorsanız ben başlayayım. Şimdi tabii burada online ile offline arasında artık herhangi bir çizgi kalmadı. Evet. Şimdi baktığımızda bizim gördüğümüz trendler bir kere bu omnichannel dediğimiz yani omnikanal alışverişçi bunu tercih ediyor. Şimdi alışverişçilerin çoğunda bir akıllı telefon var. Bunlar bir zaten offline bir kanala girdiğinde orada karar verirken elindeki smartphone'u daha fazla kullanmaya başladı. Ve buna başladıktan sonra oradaki karar vericilik orada bitmemiş olabiliyor. Oradan bilgiyi alıyor, gidiyor, evinde bir daha düşünüyor. Sonra belki gidip online alıyor, belki gelip tekrar offline alıyor. Biz alışverişçi için bütün bu alışverişi mümkün olan en kesintisiz şekilde yaptırabilmek istiyoruz. Bunların path to purchase. Yaptığımız bazı projeler var. Bu projelerden biri de mesela raf önüne geldiğinde online'da o ürünle ilgili ne review'ler ne ratingler yapılmış onları görebilsin. Şimdi biz tabii Köklü'de bir pazarlama şirketiyiz. Biz buna sadece bir ticaret olarak perakende kanal olarak bakmıyoruz. Tüketiciye, alışverişçiye de ulaşma yolu olarak bakıyoruz. Eskiden biz bu tüketiciye bir tane ünlüyle o ünlü o ürünü kullandığında o tüketici de o ürünü tercih edebilir diye düşünürken artık ünlü reklamlarından daha fazla insanlar online'daki review ve ratinglere bakıyorlar o ürünle ilgili. Atıyorum şimdi Alo'nun lansmanında biz Ajda Pekkan'ı kullandık. Tabii o zamanki ünlü dünyasında Ajda Pekkan Alo'yu kullanıyorsa 30 yıl 40 yıl önceden bahsediyorum. Bu tüketici de bunu tercih edebilir vardı ama artık tüketiciler çok fazla diğer tüketicilerin o ürünle ilgili olan deneyimlerine hızlı ulaşabildikleri için onları görmek istiyorlar. Bu mesela bizim bir omnikanal alışverişçi deneyimi içinde kolaylaştırmak istediğimiz ürünlerimizin bu konudaki review'lerine ulaşılmasını arzu ettiğimiz bir sistem. Bizim normalde nasıl mağaza içinde bir mağaza ziyareti yaparız? Biz düzenli olarak online müşterileri de ziyaret ediyoruz. Ve orada belli prensiplerimiz var. O prensiplerin orada uygulanıp uygulanmadığını çok yakın takip ediyoruz. Bu anlamda bizim için çok dönüştürücü aslında. Şirket için dönüştürücü bir fırsat olarak görüyoruz. Benim bütün yönetim kurulum buradaydı bütün gün. Biz zaten yönetim kurulu toplantısını buraya aldık. Bu binayı aldık. Evet, öyleymiş, öyleymiş. Ki sırf hem katılabilsinler diye. İşte Avrupa Yönetim Kurulu iki hafta önce Amazon'daydık. Google'da, Facebook'daydık. PNG olarak biz bunu hem bir fırsat hem de yaşamsal bir önemde bir değişim olarak, bir transformasyon olarak görüyoruz. Ve o anlamda da bu katkımız demeyeyim artık, yani bu birlikteliğimiz sektörle beraber çok güçlü olarak devam edecek. Böyle bitireyim. Çok güzel, süper. Mobili zaten çok önemli diye bahsediyoruz ama oradaki kritik böyle güzel projeler de çıkartmak istiyoruz. Biz PNG ile mesela herhalde 1-2 hafta içerisinde canlıya geçeceğimiz bir mobil projemiz de var. Onu da açıkladığımız zaman ilk seninle paylaşırız. Biz paylaşırsınız tabii ki. Yaparız. Ama büyümeler çok enteresan mobilde. Bizim trafiğimizin %50'si mobil oldu. Geçen seneye göre bakarsan %98 mobil ciromuz arttı. Yani hadi bunun ya, önüne geçilebilecek bir şey değil. O yüzden orada ne kadar müşteriye iyi hizmet verirseniz o kadar... %50 mi oldu mobil şu anda? %50 oldu. Süper. Net %50 şu anda trafiğimiz. Süper. Sizde ne durumda mobil? Bizim %25 civarında ama sektör ortalaması 25-30'lar gibi görünüyor. Genelde yani doğru, normali o zaten. Belki Türkiye'de biraz karşılaştırma sitesi olarak da konuşuyoruz. Evet, yani bir de hala bir yani sonuçta marketplace modu da var ya ortada yani o tarafta. Tabii ne biz olursa, bir platform olarak kullanıyoruz zaten. O yüzden belki orada farklı bir şey vardır. Valla senle ayrı bir oturmamız lazım olduğunu ben fark ettim. Bugünün böyle 20 dakikadaki 25 dakikayı vurduk diğer oturum için konuşmamızı bekliyorlar. Senle ayrıca böyle bir sektör ihtiyaçları, sen çünkü orada bayağı dolusun fark ettim. Şimdi oraya girdik mi bu iş gidecek, ayrı bir oturmamız lazım.
Bu bir konferans mı olur? Webrazi'den canlı yayın mı olur? Sizleri tabii bekleriz yani gibi ama Kaan o konuda biraz dolu fark ettim yani. Artık aksiyon lazım falan modundayız. Onu artık bir online yayın mı yapacağız yoksa şey mi konferans mı bilmiyorum ama ayrı bir oturup ben senin bir kapını çalacağım orada. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Çok keyifliydi. Sizin de keyif aldığını varsayıyorum. Çok teşekkürler.